Herkese selamlar. Bu Sıra 5 eğitim setimizin 41. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte drop down kullanımını göreceğiz. Drop down Türkçe'ye nasıl çevrilir bilmiyorum. Ben açılır menü diyebilir miyim diye düşünüyorum ancak tam olarak karşılamıyor. O yüzden drop down olarak bilmeniz iyi olacaktır. Hızlı bir şekilde kodlayalım ve nasıl çalıştığını size göstereyim. Dropdown class'lı bir division atıyorum ve burada içerisinde bir buton ve bu butona tıklandığında açılacak unordered listimi oluşturuyorum. Butonu oluştururken türünü buton verdim. Bir id atadım. Niçin id atadığımı birazdan anlatacağım. Bir class verdim ve böylelikle buton secondary ile gri rengine boyadım. Siz dilediğiniz rengi verin. İsterseniz danger, isterseniz warning verin. Aşağıda script olarak çektiğim bootstrap bundle.min.js'in tetiklemek için ve oradaki JavaScript'i kullanmak için şuraya data-bootstrap-toggle eşittir dropdown diyerek JavaScript'i tetiklemesini sağlayacağım. Eğer bunu yazmazsak JavaScript'i tetiklemez ve bizim dropdown menümüz açılmaz. Bu yüzden bu attribute'ü atadıktan hemen sonra ekran okuyucuları için aria expanded false ifadesini ekledim. Diyorum ki şu an açılır menüm açık mı? Hayır, açık değil. O yüzden false diyorum. Hayır. Yanlış diyorum. Açık değil diyorum. Bunu da ekran okuyucu için bırakıyorum. Buradaki idemin için verdim. Yine aynı sebepten ekran okuyucu için verdim. Şimdi ekran okuyucu şuradaki butonun şuradaki unordered listi kontrol ettiğini nasıl anlayacak? Şöyle anlayacak. Aria label led me ile diyeceğim ki şu id'li buton bunu yönetiyor diyeceğim. Şu unordered listi. Bu unordered listin yönetimi şuradaki butonda diyeceğim. Bunu da aria label led me ile yapıyoruz. Aria label metin yoksa kullanılıyordu ama benim metnim var. Bakın butonun içerisinde drop down buton yazıyor. Metin varsa o halde burada aria label yazamam. O halde bu butonun bu unordered listi kontrol etmesini anlatmak için label led be'yi kullanıyoruz biz erişilebilirlik namına. Bu kısmı da anladınız. Hemen unordered listi oluşturuyorum ve buraya bir drop down menü olduğunu belirtiyorum. Şu bootstrap'in bu klasını atıyorum ve hemen içerisinde listlerimi oluşturuyorum. Linklerimi oluşturdum ve linklerime drop down item klasını vermek zorundayım. Böylelikle uygun bir şekilde bizim için hizalayacak. Linkleri isimlerini verdim. Şurada şu linki diğerlerinden ayırdım. Nasıl ayırdım? HR etiketine bootstrap diyor ki dropdown divider, divider bölücü. Divider bölücü demek zaten İngilizce'de. Dropdown'u böl, ayır HR etiketiyle. Güzel bir görüntü olacak. Hemen kontrol edelim. Index.html'e gelip sağ tıklayıp open with live server diyorum. Dropdown butonum açıldı. Ancak hala eksik olan bir şey var. Ben bunun açılır bir buton olduğu hissini alamıyorum. O zaman bootstrap bana diyor ki benim bir klasımı daha kullan. Diyor ki şurada buton secondary'nin yanına dropdown toggle. Bakın dropdown hyphen toggle adındaki bu klası kullan diyor. Tamam diyorum. Gördüğünüz üzere altı gösterecek şekilde bir ok ifadesiyle bana açılır bir buton olduğu hissini veriyor. Diyorum, geliyor. Bakın HR etiketiyle ayırmıştık. Dropdown divider'ı atmıştık şuraya klasını. Başarılı bir şekilde ayırmış. Diğer link şurada. Bu şekilde geliyor. Şimdi şurada şu soruyu sorabilirsiniz. Niçin illaki tıklıyorum? Ben üzerine geldiğimde neden hover etiketiyle oluşmuyor? Bootstrap'ın yönetimi böyle karar kılmış. Bu bilinçli bir tercih. Benim öngörüm erişilebilirlik yüzünden böyle yaptıkları. Hemen üzerine gelince açılıp açılmayacağının anlaşılamaması. Bu yüzden tıklanılınca açılan menünün açılmasını tıklandıktan sonra gerçekleşmesini istiyorlar. Sonra kapanması için de tekrardan tıklamanız gerekiyor. Bu erişilebilirlik için böyle yapıldı diye düşünüyorum. Ancak tabii bir bilgim yok. Yani Bootstrap'ın yönetimi bunu bilinçli seçtiğini söylüyor ama. Şurada buton şeklinde yaptık ancak geliyorum. Şuradaki sütunu da içerisine alarak şu sütunu da kopyalıyorum. Aşağısına yapıştırıyorum. Şurada link yapsaydık ne olacaktı? Bunu bir link olarak düşünseydik. O zaman type buton yerine href diez komutunu getirecektim. Burayı secondary yapmayalım da farklı bir renk yapalım. Warning yapalım. Drop down butonum şurada. Tıklıyorum. Link olarak da yine çalışıyor. Herhangi bir sorun yaşatmıyor bize. Ancak şurada dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Bakın tıkladığımda çevresinde bir gölge oluşuyor dikkat ettiyseniz. Tüm butonların ya da burada bootstrap'in kullandığımız çoğu elementinde böyle bir
görüntü elde ediyoruz butonlarda. Form elemanlarında da bunu göreceksiniz. Eğer siz bunları istemiyorsanız, yani tıklandığında şu çevresindeki ifadeyi ya da bakın buraya tıkladığımda bir sarı gölgelendirme geliyor. Siz bunu istemiyorsanız gelip CSS'ten manuel müdahale edeceksiniz. Bakın ekstra CSS kontrol tuşuna basıp tıklıyorum. Geleceksiniz. Kendiniz manuel CSS'inize şu komutu yazın. Tüm elementlerde focus işlemini yaptığın zaman Bootstrap ben senin butu gölgelendirmesi box shadow vermeni istemiyorum diyorum. Bu yüzden none yapacağım. İstemiyorum. Tabii bunu important yapmalıyız ki Bootstrap'in kendi komutunu görmezden gelsin. Kontrol edelim. Bakın tıkladığımda o gölge gitti. Kenarlarına gölge veriyordu. Eğer istemiyorsanız onu da bu şekilde önleyebilirsiniz. Ancak ben bu Bootstrap'ın kendi sistemini şu an dokunmayayım. Bunu yoruma alıyorum. Sadece göstermek istedim. Yani rahatsız olan varsa bu şekilde box shadow ile gölgelendirmesini kaldırabilir. Burada dropdown klasının içerisine yaptık. Bakın hem linkimizi hem unorder listemizi bunun içerisine yaptığımıza dikkat edin. Ya da şurada hem butonumuzu hem unorder listemizi dropdown klasına sahip division'ın içerisine yaptık. Ancak biz buraya dropdown demek zorunda değildik. Yani biz burayı bir buton grup olarak da görebilirdik. Bakalım btn grup dediğimizde şuraya tekrardan şuradaki butonu kopyalayayım. Link olarak nasıl çalışacağını gördünüz zaten. Kontrol edelim. Evet, yine aynı mantıkla buraya BTN grup deyip çalıştırabiliriz. Tabii buranın rengini değiştirmek istiyorum. Tüm renkleri görün istiyorum. Bakın danger dedim şimdi de. Tamam. Bootstrap bize diyor ki illaki bakın şuraya da tıkladığımda açılıyor değil mi? Bootstrap bana diyor ki şuraya tıkladığında değil. Sadece şu okun olduğu bölgeye tıklayarak açmak ister misin? Eğer böyle bir şey istiyorsan senin için yapabilirim diyor. Nasıl yapacaksın? Şuradaki Data Bootstrap toggle'ı buradan kaldıracağım. Hatta şu butonu şurada tekrardan kopyalıyorum. İki buton oluşturdum ve bunları birleştirdim. Bu yüzden burada BTN grup çok daha mantıklı duruyor. Diyoruz ki şu butonu oluştur. Nedir? Buton, buton danger, dropdown buton. Burada buton ismimi yazacak. Doğru, güzel. Ancak diyorum ki hemen yapışığına bir buton daha oluştur. ID'si drop btn olsun. Class veriyorum btn, btn danger yine aynı kullanıyorum. Ancak burada ne yapıyorum? Dropdown toggle olduğunu, ancak dropdown toggle split olduğunu. Split bölmek, ayırmak, yarmak gibi anlamlara geliyor. Birazdan anlayacağız. Buraya tıklandığında JavaScript tetiklensin. Şu anda buna tıklanmış mı? Açık mı? Hayır. Henüz açılmadığını ekran okuyuculara bildiriyoruz. Ve gelip bu şekilde oluşturuyoruz. Bakalım. Bakın drop down buton ve şuradaki ok. İki adet butonumuz var. Şuraya tıklıyorum. Bakın açılmıyor hiçbir şey. Çünkü bunun elinden o özelliği aldık. Ne dedik? Dedik ki şuraya tıklanınca açılsın. Bakın split'e tıklanınca şu şekilde açılıyor. Tıklanınca da kapanıyor. Ancak burada bir eksiklik yaptık. Burada bir eksiklik var. Nedir o? Şimdi şurada drop down buton diye ekran okuyucuya bildirecek buton. Ancak burası sadece bir ok. Aşağıyı gösteren bir ok. Burada ekran okuyucu nasıl iletecek karşı tarafa bu butonun ne işe yaradığını? O halde bu butonun ne işe yaradığını ekran okuyucuya bildirelim. Span atıyorum bir tane. Visually Hidden klasına atıyorum ve diyorum ki dropdown buton oku. Böylelikle erişilebilirlik açısından büyük bir eksiği kapatmış oluyoruz. Çünkü bu alt ok ekran okuyucular için hiçbir anlam ifade etmez. Artık onu bir anlam ifade etmesi için burada gizli bir mesaj onlara bırakıyorum. Butonların size'ıyla, boyutuyla oynayalım. Hemen geliyoruz. Geçen derslerde size gösterdiğim buton large diyebiliriz örneğin. Şuraya buton large dedim. Şuraya gelip buton large ve şuraya gelip buton large ekleyeceğiz. Böylelikle hepsini buton large ile bakın büyütmüş olacağız. İstiyorsanız şurayı da buton small yapalım ve farkını görün. Bakın şuraya da buton small diyorum. Daha da küçük. Daha küçük bir drop down menü yapabilirsiniz. Daha büyüğünü yapabilirsiniz. Buton large ya da buton small'u kullanarak. Yani burada aslında yeni bir class öğrenmiyorsunuz. Geçmeyen derslerde size butonları küçültmeyi ya da büyütmeyi göstermiştim. Buton small ya da buton large ile büyütüp küçültebiliyorsunuz. Yine burada da aynısını kullanıyorsunuz. Ya da burayı küçültmek istiyorsanız
Bakın şuradaki her iki butona da vermek zorundasınız. Unutmayın. Aksi halde şöyle bir orantısızlık olur. Bu orantısızlığı istemeyiz. Bu yüzden buraya buton small diyorsanız şuraya da buton small deyin. Şuraya buton large deyin. Şunu büyüttük, şunu küçülttük. Gördüğünüz üzere gayet şık. Aslında small'u daha güzelmiş sanki. Large'ı sevmiyorum. Yani böyle kaba büyük şeyleri pek sevmiyorum ben. Tasarımsal olarak. Bunu da göstermiş olduk. Peki koyu bir tema var mı? Şimdi biz burayı açtığımızda bakın. Daha açık ton bir tema var menümüzde. Ben bu menünün açık tonlarını istemiyorum. Unordered listime geliyorum ve diyorum ki drop down menünün yanına ben koyu bir tema istiyorum. O halde diyor ki drop down menu dark'ı kullan diyor. Bir şunu çekelim. Drop down menu dark yaptım. Şuraya da gelip drop down menu dark yapabilirim. Tıklıyorum. Koyu bir tema beni karşılıyor. Şuraya tıklıyorum. Koyu bir tema beni karşılıyor. Biz bu drop down butonların drop down olayını aslında linklerin ya da biz bunu navbar'da göreceğiz. Yani üst menüde göreceğiz aslında. Ancak o bu dersin konusu olmadığı için onu şu an anlatmak istemiyorum. Onu ileriki de önümüzdeki derslerde navbar'ı anlatırken yine orada drop down ile şöyle tıklandığında açılır menüler yapacağız. Linkler üzerinden bunu yapacağız. Navbar'da kullanılıyor. Ben de kullanıyorum. Ancak bu ileriki dersin konusu. Bunu sonraki derslere bırakalım. Linklerimin birine aktif klasını vereyim. Nasıl göründüğünü görün. Birine aktif verelim. Şurada da şuna aktif yapıp birini disabled yapalım. Örneğin şunu disabled yapalım. Şunu aktif yapalım. Nasıl görünüyor bir görelim. Aktif linki şöyle maviye boyuyor. Aktif link maviye boyanıyor. Şu disabled link de gördüğünüz gibi soluk bir renge boyanıyor ve üzerine geldiğimde herhangi bir şekilde. Bakın ancak şu linke geliyor. Tab tuşuna basıyorum bakın. Tab tuşuna basıyorum. Bakın linkin üzerine geldi. Eğer disabled yapacaksanız şurayı tab index -1 yapmanız daha mantıklı olacaktır. Bakın tab tuşuna bastığımda diğer linkten başlıyor. Başka ayrılmış link ve böylelikle browser'a doğru kayıyor. Ancak şuradaki linkin üzerine gitmiyor. Nerede bir link varsa ve siz onu disabled yapacaksanız tab index'i kullanmayı unutmayın. Ekran okuyucuları kullanan kullanıcıların işini kolaylaştırın. Şurada koyu tema olmasaydı nasıl gözükecekti bir onu görelim. Koyu tema olmasaydı bakın disabled link görünüyor. Burası da aktif link. Bu şekilde görünecekti. Biz yönünü belirleyebiliyor muyuz? Şimdi drop down menüde şu okun yönü aşağıya doğru ve menüde aşağıya doğru açılıyor. Biz bunu değiştirebiliyor muyuz? Onu görelim. Hemen şurada buton grubun yanına gelip drop up diyeceğim. Yukarı. Yönünü değiştirebiliyor muyum? Bakın okun yönü yukarı doğru açıldı. Ancak şurada yeterli bir alan yok. Onu sağlayalım ilk önce. Hala yeterli alan yok. Şuna style. Buna CSS'de manuel olarak. Gördüğünüz üzere yukarıda aşmasını şu şekilde sağlayabilirdik. Ne yapıyoruz? Şurada drop up klasını şuradaki en üst division'ıma ekleyerek bunu yapabilirim. Drop up dışında neler yapabilirim? Drop end yapabilirim. Drop start yapabilirim. Şurada drop end yapalım. End sağ demekti. Bu strap'te sağı temsil ediyordu. O halde sağda açacak. Gördüğünüz üzere sağda açacak şekilde ayarlıyor. Solda açması için ne yapması gerekiyordu? Start komutunu kullanmamız gerekiyordu. Start'ta bakın ok şu tarafa doğru yöneldi. Ve bizim menümüzde şu şekilde sol tarafta açılır bir hale geldi. Bu şekilde yönleriyle de oynayabilirsiniz. Şurada aktif klasını attığınız yerlere şunu unutmayın ancak. Ekran okuyucular için erişilebilirlik adını aktif klasını kullandığınız her yerde area current true demeniz mantıklı olacaktır. Böylelikle aktif olanı ekran okuyuculara bildireceğiz. Area current true'yu da unutmuyoruz. Şuradaki drop up'ı
ve drop start'ı bir kaldıralım. Şuradaki margin tab'ı da kaldırıyorum. Gözlemleyelim. Tamam. Şimdi menümüzün yönüyle oynayabiliyor muyuz? Bakın menümüz şurada. Default olarak soldan başlıyor. Bakın tam butonun solundan başlıyor. Şurası da dikkat edin. Şu küçük butonun sol tarafından başlıyor. Yine aynı, yani default olarak start olarak kendini konumlandırıyor. Ne demek start? Sol tarafa göre kendini konumlandırıyor. Biz menümüzün kendini konumlandırdığı yeri değiştirebiliyor muyuz? Mesela ben solda değil de sağda kendini konumlandır diyebiliyor muyum? Bunu da diyebiliyoruz. Bootstrap bunu da bize sağlıyor. Diyor ki drop down menüye gel ve ben seni sağda görmek istiyorum de. Artık onu sağda göreceksin. Madem sağda, butonun sağında görmek istiyorsan şuradaki yazıyı uzatalım. Şunu arttırdık. Sağ tarafa göre konumlandırdı ama şuraya göre biz şurada yapalım aslında bunu. Sağda geldi. Eğer bunu yazmasaydık, bakalım. Şu drop down menu end'i yazmayalım. Sol tarafta menümü açıyor. Bunu kullanırsam sağ tarafa kendini konumlandırıyor. Burada da yine aynı şekilde sağ tarafa, şuradaki butona göre kendini sağa doğru konumlandırmış oluyor. Breakpoint noktalarıyla bunu kullanabilir miyiz? Mesela diyebilir miyiz ki large ve üstünde şunu yap, large'dan önce şunu yap ya da medium ve üstünde şunu yap, medium'un altında şunu yap diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Biz şuradaki butona gelip bir tane daha attribute eklememiz lazım. Bootstrap bana diyor ki data bootstrap display attribute'ünü statiye eşitle. Tamam diyorum, statiye eşitleyeceğim. O halde diyor ki drop down menüye gel ve şurada large ve üstü ekranlardan sonra sağa geçirmesini söyle. Ondan önce sağa geçmesin. Large ve üstü ekranlarda geçsin. Aslında responsive özellik, duyarlı özellik kazandırmak için biz buradaki data bootstrap display'i statiye eşitledik. Bu biraz da duyarlılıkla alakalı bir konu. Şu an bakın sağda. Ama hep sağda mı? Bakalım breakpoint noktalarında. Large ekranın altına indiğinde sola geçti. Hatta bundan daha fazla emin olmak için ben X large'ı eklemek gerek diye düşünüyorum. Şimdi açıyorum. Şu an large'da solda. Solda, solda, solda. Gördüğünüz gibi X large ve üst ekranlarda sağa geçti. Bu da önemli bir detay. Ya da siz burada drop down ilk önce sağda istiyor olabilirdiniz. Bakın ilk önce sağda olsun. Daha sonra ilk önce sağ ile sağ ayarla. Böylelikle hatta şurasını X large yapalım. X large ve üstünde burada extra small'da, small'da, medium'da ve large'da sağa yaslayacak. Ancak X large ve üstünde ise sola yaslayacak. Bakalım öyle mi olacak? Şu an sola yaslamış durumda. X large'ın altına indiğimiz zaman bakalım ne olacak? X large'ın altına indiğimizde sağa yaslayacak ve böylelikle hep sağda olacak. Şöyle F12'ye tıklayalım. Mobilde nerede? Şu şekilde sağ tarafta. Tabii öncelikle mobili düşünerek yapmadığımız için şu şekilde butonun birazı diğer tarafta kaldı. Dediğimiz gibi biz siteyi tasarlarken önce mobile göre tasarlayacağız. O yüzden böyle bir sıkıntı olmayacaktı o zaman. Şuradaki large'ı alıyoruz. BTN large'ı sildiğimde problem çözülmüş olacak. Bunun dışında şurada unorder listime gelip başlıklar atabilir miyim onu görelim. Yine bunu da yapabiliyoruz. Bootstrap bize diyor ki kendin için şuraya bir Bootstrap diyor ki bir list at. Listin içerisinde artık hangi H başlığını kullanmak istiyorsanız sadece diyor ki klasına drop down header klasına ver. Gerisini ben hallederim diyor. Aynı şeyi şurada da yapalım. Hem burada başlık 1 hem de burada başlık 2 diyelim. Kontrol edelim. Başlığımız şuraya geldi. Koyu temada şöyle gözükecek.
disabled bir metinmiş gibi duruyor. Şuradan kontrol edelim. Bakın başlık 1 şuraya geldi. Başlık 2 şuraya geldi. Biraz daha solgun ve link olmadığı belli oluyor. Çünkü üzerine geldiğimizde linkler gibi bizi karşılamıyor. Dropdown ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Önümüzdeki ders Bootstrap'in diğer konularıyla devam edeceğiz.